Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bu dersimizde müjdemi veriyorum. Artık anlatılacak yeni konu olayı bitti. Öğrendiklerimizi not defterim uygulamasında gerçekleştireceğiz. Belki bazılarınızın kafası karıştı. Sonuçta bu eğitimi alıyorsanız bu konuları öğrenmek için aldınız. Ve ben inanın bu eğitim setinde belki de 2 ya da 3 parçaya bölünecek konuları tek bir sette topladım. Tabii zengin olmasını istedim ama baştan sona izleyen arkadaşların belki de kafası karıştı. Belki de bir şeyleri öğrendi ama nasıl uygulayacağını bilmiyor. Bu ve bundan sonraki derslerde işte öğrendiklerimizi not defterim uygulamasında gerçekleştireceğiz. Bu sayede yeni öğrendiğimiz bu kavramları nasıl kullanacağımızı da görmüş olacağız. Dilerseniz öncelikle bu kafası karışan arkadaşlar için şöyle bir genel tekrar yapalım. Biz bu veri tabanı kısmında neler öğrendik? Öncelikli olarak uygulamamızın basit bir arayüzünü tasarladık. Yani basit arayüz derken genel hatlarıyla benim uygulamam nasıl olacak? Burada kategorilerim varmış. Bu kategorileri tıklayıp burada yeni bir not dediğim, not eklemek istediğimde bu kategoriyle ilgili bir alana gideceğim ve ben buraya notumla ilgili bilgiler yazacağım. Gördüğünüz gibi bir kaydet butonu bile koymadık. Bunları zaten ilerleyen derslerde hepsini yapacağız. Daha sonra kategoriler için ayrı bir sayfa yaptık. Burada kullanıcı kategorilerini öncelikle oluşturacak. Daha sonra bunlar buradaki spinner'lara gelecek ve daha sonra kullanıcı notunu eklerken kategori bazlı notunu ekleyebilecek. Burada işte test notları yaptık, kategorilerini yaptık, sil ve kategori ve notları sil yaptık. Bu ve bunun gibi şeyleri düşünerekten şöyle basit olarak uygulamamızın arayüzünü gerçekleştirdik. Daha sonra ne yaptık? SQLite konusuna bir giriş yapıp Database Helper'dan bahsettik ve Database Contract sınıfımızdan bahsettik. Contract sınıfımız database ile ilgili genel sabitleri yani değişmeyecek bilgileri tutan bir sınıftı. Burada öncelikli olarak şu kısım değil de şuralara bakarsak tablo adlarımızı ve tablo sütunlarını belirttik. Daha sonra burayı dediğim gibi sonra anlatayım. Daha sonra Database Helper'ımızdan bahsettik. Database Helper neydi? Veri tabanı oluşturmamızı, veri tabanındaki tabloları oluştururken kullanacağımız sınıftı. Burada onCreate ve onUpgrade metotlarımız mevcuttu ilk başta. Ve biz bu sayede bu onCreate'de database'imizi tablolarla beraber oluşturuyorduk. onUpgrade'de de verdiğimiz bu versiyon koduna göre veri tabanımızı yapısı değiştiğinde bunu böyle bildirip var olan tabloları sildikten sonra tabloların tekrardan oluşturulmasını sağlıyorduk. Yine aynı şekilde bu Database Helper sınıfında gördüğünüz gibi database'imizin adı, versiyon kodu, oluşturulacak olan tablolar ve onlarla ilgili SQL kodları da yine bu sınıftaydı. Bunları anlattıktan sonra direkt olarak Activity ile veri tabanına bağlanmak için ne yaptık? Database'e veri yazma, okuma, güncelleme ve silme metotlarından bahsettik ve ne dedik? Bunları öğrendikten sonra aslında hani normal bir database eğitim setindeki olduğu gibi direkt olarak database'e veri yazıp okuyabilirsiniz. Yani ondan sonrası sizin Java ve Android bilginize bağlı. Sonuçta database eğitim setinde bu bilgiler size verildi. Ama dedik ki böyle olmaz. Hiç profesyonel bir yaklaşım değil. Yani bir aktiviteden database'e direkt olarak erişim değil. Araya yeni bir katman ekleyelim dedik ve bu katmanımızın adı neydi arkadaşlar? Content Provider'lar. Content Provider'lar için gördüğünüz gibi bir provider tanımladık. Content Provider'da ben veri tabanımdaki tablolara gelecek bütün istekleri ele alacak yapıları yapıyorum. Yani aslında benim bir SQL ile ilgili SQL'den yana bir sıkıntım olursa bakacağım tek sınıf ney burası. Gidip de aktivitelerin arasında bir SQL kodu aramayacağım. Tabii ki de oradan istekte bulunuyoruz ama genel olarak sorgu yapma, insert, update, delete işlemlerim için kullanılacak olan sınıf bu. Ve her bir metot için, mesela delete metodu için ne yaptık? Benim iki farklı tablom olduğu için iki farklı alan yaptım. Ve burada iki tane URL kullandık. URL neydi? Direkt olarak nereye gideceğini, ne işlem yapacağını buradaki sınıfa söyleyen koddu. Yani bir web sitesi kodu gibi düşünün. Unique bir kod, tekil bir kod. Verdiğiniz zaman bu kodu bu sınıfa geldiğinde hangi tabloda ne iş yapacağı anlaşılır bir ifadesi olan
kod yapısına biz URI diyorduk. Bunlardan detaylı bir şekilde bahsettik. Bu metotların içeriğini nasıl oluşturacağımızdan falan filan. Bunların hepsini öğrendik. Ve de sonra dedik ki mesela database sorguları çok ağır işlemler olabilir. Main thread diye bir kavram vardı. Şu arayüzdeki bütün işlemleri ele alan. Benim bu thread'i yormamam lazım ki arka tarafta bir sorgu çalıştığında kullanıcı hala bu butonlara tıklayabilsin. Bunun için ne yaptık? Query Handler kullandık ve sorgularımızı bu handler üzerinden yaptık. Ve de Cursor Adaptör gibi basit ama bir o kadar etkili bir sınıfından bahsettik. Nasıl çalıştığından, ne yaptığından ve bunları kullanarak hani parça parça anlattık. Ve şimdi geleceğiz. Şurada gördüğümüz şu basit statik verilerle dolu olan, gördüğünüz gibi bunlar veri tabanı ile hiçbir alakası yok. Bunları biz kendimiz elle koymuştuk sırf yer tutsun diye. Bunları veri tabanıyla nasıl eşleştireceğiz? Bu konuya geliyoruz artık. Öncelikli olarak ben sonuçta notlarımın temeli de kategorilere dayandığı için direkt olarak şu sınıfı düzenlemekle başlayalım. Burada kullanıcıdan bir kategori adı alıyoruz. Kaydet dediğimde bu listenin güncellenmesi lazım. Sil dediğimde yine aynı şekilde bu listenin güncellenmesi lazım. Yeni dediğimde ise buradaki alanın silinip kullanıcı yeni bir kayıt yaptıktan sonra kaydet butonuna basıp yine bu listenin güncellenmesi lazım. O zaman öncelikle kategori activity'yi bir açalım bakalım içinde neler varmış. Buraya bir list view koymuşuz. Ve kategori activity'nin layout dosyası neydi? Activity kategori.xml. Dilerseniz şunları kafa karıştırmaması adına şöyle bir kapatayım. Ve adım adım şunun üzerine gidelim. Burada tamam bir edit text'imiz var, butonlarımız var. Burada bir neyimiz var? List view'umuz var. List view'umuza bir baktığımızda biz buraya büyük ihtimal sabit verileri çekmesi adına ne yapmışız? Evet, entries koymuşuz. Bunu buradan siliyorum. Çünkü artık ben veri tabanımda kategoriler olacak ve verilerimi yani list view'umun öğelerini buradan çekip ekrana bastıracağım. Şimdi kategori activity'de list view'umuzun tanımı yapılı. Ama bildiğiniz gibi list view'a bir adaptörle ne yapıp veri kaynağıyla liste arasında iletişim sağlayan bir adaptör tanımlamamız lazım. Ve normalde bir array adaptör kullanarak ne yapıyorduk? Var olan string bir ifadeyi ekrana bastırabiliyorduk. Ama biz burada verileri artık veri tabanından kaydedeceğimiz için ve de bunu neyle yapıyorduk? Cursor adaptörle yapıyorduk arkadaşlar. Daha önce notlar cursor adaptörü konuyu anlatırken yapmışız. Aynı bunun gibi ne yapmamız lazım? Bizim bir tane kategori cursor adaptör tanımlamamız lazım. Hemen vakit kaybetmeden o zaman bunu yapalım. Kategori cursor adaptör diye bir isim takıyorum buna. Bunu yaptıktan sonra bildiğiniz gibi bu sınıfı ne yapmamız lazım? Extend deyip cursor adaptör sınıfından oluşturmam lazım. Hemen bir hata alıyorum. Şöyle Alt Enter'a basıp Implement metot dediğimde iki farklı metodum var. Bunları gerçekleştirmem lazım. Bunu yapınca yine bir hata alıyorum. Bu sefer de Constructor'ı yap diyor. Constructor'ımızı da yapalım. Burada gördüğünüz gibi bunun deprecate olduğu yani üzerinde bir çizgi varsa bunun deprecate olduğu anlamına geliyor. Bizim burada kullanacağımız ne olacak? Şuradaki AutoQuery Boolean olanı kullandığımızda sınıfım hata vermeyi durdurdu. Şimdi burada new view dediği bu sınıf ilk defa çalıştırıldığında bind view dediği ise ne yapıyor? Verileri burada bind ettiği zaman tetiklenen metotlar. Gördüğünüz gibi return null demiş ama geriye ne döndürmem lazımmış? Bir view öğesi döndürmem lazımmış. Bunun için neyi kullanmam lazım? Buradaki bu context'i ve parent denilen yapıyı kullanarak benim bunu oluşturmam lazım. Peki buradaki parent neydi arkadaşlar? İsterseniz hemen notlar cursor adaptörden de bakalım. Listede görünecek tek bir satırı içeren bir layout hazırlamam lazım. Ve de bunu ilk seferinde ne yapıyoruz? Inflate ediyoruz. Yani Java kodunun XML kodundan Java koduna dönüştürme işlemini yapmamız lazım. Burada o zaman da aynı bir notlar tek satır gibi bir kategori tek satır XML diye bir şey tanımlamam lazım. Kategori tek satır.
Bunu niye yapıyoruz? Çünkü bu tek satırın içinde sadece biz tamam şu an için bir kategori adı kullanacağız ama yani bu kategoriyle ilgili farklı bir resim ve her bir satırın farklı bir resim içerdiğini düşünün. Ne bileyim kategorinin tarihini bile koyabiliriz. Böylece yani bu satır içinde ne belirtiyorsanız kategori listenizdeki her bir item bu layout'a sahip olacak demektir. Bunu da yaptık. Geldik buraya. Bir lineer layout varmış. Yani şimdi bu kodları tekrar tekrar yazıp vakiti de almak istemiyorum. Ben bunu daha önceden hazırladım. Şöyle copy paste yapalım. Zaten bildiğimiz şeyler. Gördüğünüz gibi şöyle bir tek satırım olacak. Burada bir agenda resmi var. Burada da bir kategorimi içeren bir text view'um mevcut. Kodlarına da bakarsanız aslında bilmediğimiz hiçbir şey yok şu an için. Bunu burada tasarladık. Şimdi kategori cursor adaptöre geldim. Burada inflator işlemini yapacağım. Bunu yapmak için ne yapıyorduk? Şöyle de yapabiliriz. Hani bu return burada dursun. Öncelikle bir view sınıfından bir nesne oluşturuyorum. View deyip sonra layout inflator servisini başlatıyorum. From context diyerek. Çünkü bana buraya context değişkeni gönderilmiş. Daha sonra nokta inflate diyerek öncelikli olarak inflate edilecek yani XML'den Java'ya dönüştürecek layout'u söylüyor. Yani tek bir satırın layout'unu benim burada yazmam lazım. Bu sefer de ne diyoruz? Kategori tek satır diyoruz. Daha sonra bunları ne yapıyorduk? Gelen parent ve de attached root'u da false diye geçiyorduk. Ve bunu geriye gönderiyorum. Benim tek bir satırımın layout'u oluşturulduktan sonra buradaki alanlara verilerin atılacağı, verilerin bağlanacağı bind view metodu tetikleniyor otomatik olarak. Burada da benim aslında kullanmak istediğim ne? Bir text view alanı kategori diyelim buraya da eşittir diyelim. Find view by ID deyince bildiğiniz gibi gelmiyordu. Burada oluşturulan bu view buraya parametre olarak geçer. Yani aslında şuradaki view'un içinde umarım burası anlaşılıyordur. Öncelikle benim tek satır layout'um burada hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra buraya parametre olarak geliyor. Burada şurada gönderdiğim view nesnesi. Ben artık bunun üzerinden find view by id diyerek r nokta id nokta acaba kategoriye ne isim verdik? Şu tek satırdaki text view kategori demişiz. Text view kategori. Böylece bunu buldum. Burada bir typecasting işlemi yapıyoruz. Daha sonra bunun içine bir string değer atacağız. Kategorimizin adını atacağız. Kategori adı diyelim. Eşittir. Peki bunu nereden bulacağım? Yani şimdi buradaki veriler veri tabanından çekilip liste oluşturuluyor. Gördüğünüz gibi biz veri okuma işlemleri için neyi kullanıyorduk? Cursor'ı kullanıyorduk. Ben buradaki cursor'ı kullanarak o an listenin hangi elemanı ekrana bastırılacaksa onun bilgisini buradan alabilirim. Buraya geldim. Cursor nokta get string dedim. Column index istiyor. Column index'i bulmak için de yani aslında ben kategori bilgisinin ID'nin 0, kategori bilgisinin birinci ID'de sütunda olduğunu biliyorum. Direkt olarak bunu buraya yazabilirim. Ama bilmediğimiz bir kısımda bilmediğimiz bir durumda ne yapıyorduk? Buraya gelip ilgili kategorinin ID'sini almak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Contract sınıfımıza başvuruyorduk. Burada kategori entry dedikten sonra nokta diyordum ve de gördüğünüz gibi kategorimin ID'sini buradan alabiliyordum. Tabii ki de bu bir neyi döndürüyor bana? String döndürüyor. Yalnız burada bir hatamız var. Burasının integer olması lazım. O zaman şöyle yapıyoruz. Cursor nokta deyip get column index. Pardon. Ve de gördüğünüz gibi bu bizden bir column name istiyor. Al sana column name'in. Ama tabii biz burada neyi göstermek istiyoruz? Kategoriyi göstermek istiyoruz. O yüzden buraya column kategori demem lazım. Umarım anlaşılmıştır. Ve bunu kategori text view'umuza
set text diyerek kategori adı yazdırmamız lazım. Yani benim listemin elemanları oluşturulurken bu iki metot birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor ve de bütün veri tabanındaki bütün kategori bilgilerine ben bu şekilde erişmiş olacağım bu cursor adaptörü kullanırsam. Cursor adaptörüm, kategori cursor adaptörüm şu an için bitmiş durumda. Geldik buraya. Şurada yukarıda kategori cursor adaptör sınıfından bir nesne tanımlayalım. Adaptör diyelim buna da. Ve de şurada list view'um kategori listesinin altına geliyorum. Ne diyoruz? Kategori listesi nokta set adaptör deyip buradaki adaptörü buraya yollayacağız. Tabii bunun yüklemesini henüz yaptık mı? Hayır. Buraya geldik. Adaptör dedik. New kategori cursor adaptör. Bakın istediği veriler konteks bilgisi. Bu konteks verisini neden istiyor? Buradaki şu inflation işlemini yapmam için benim burada bu konteks nesnesine ihtiyacım var. Kontekste bütün yapılara erişen üst sınıfta bildiğiniz gibi burada işte bu konteksi geçerek ben bu inflation işleminin yapılmasını sağlıyorum. This diyebiliriz. Ne bileyim get base context diyebiliriz. Yani bir şekilde o kontekse ulaşabiliriz. Ve benim kullandığım bu sınıf activity olduğu için direkt olarak kontekse ulaşabilir. Daha sonra istediği parametre ne benden? Gelmedi. Şöyle üstüne gelelim. Cursor istiyor. O zaman şuraya bir tane cursor tanımlayayım. Cursor. Sınıfımızı import ettik ve de bu cursor nesnesini de buraya tanımladık. Daha sonra ne istiyormuş? Boolean AutoRecovery bunu false geçebiliriz. Ve set adaptöre burada oluşturduğumuz bu adaptör nesnesini gönderirsek benim aslında şu an için adaptör tanımım da bitmiş. Şimdi diyeceksiniz ki hocam cursor'a hiçbir şey koymadık. Hani cursor dediğimiz verileri tutan bir yapıydı. Ama şu an için içi boş. Zaten uygulamayı çalıştırırsak da hiçbir şey göremeyeceğiz. Cursor'ımız şu an için null. Bu cursor'ı doldurmak için ne yapıyorduk? Bir load manager kullanıyorduk. Bu load manager sayesinde benim verilerim uygulama yani activity açıldığı anda gidip veri tabanından verileri alıp doluyordu. Bunu da hemen nasıl yapıyorduk? Şuraya geldim. Implements deyip bir interface'imiz vardı bunlarla ilgili. Loader, Manager. Şuradaki ilk package'ı seçtik. Nokta. Load callbacks diye bir metodum var. Ve de bunu cursor'ı dolduracağımı buraya söylüyorum. Daha sonra buraya alt enter dediğimde metotları implement et. OnCreate, OnLoad ve OnLoadFinish ve OnLoadLiset diye 3 tane metodu oluşturmam gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Uygulama açıldığında bu loader'ı yani veri tabanına gidip verileri alıp bu cursor'ın içine atacak bu yapıyı initialize etmem yani başlatmam gerekiyordu. Şuraya gelelim. Uygulama onCreate olduğunda get loader manager nokta init metodunu init loader metodunu başlatıyorum ve bu benden 3 tane parametre istiyor. Bir tanesi id. Ne demiştik? Bir sınıfta birden fazla loader olabilir. Yani siz aynı sınıfın içinde kategoriler için ayrı cursor, ne bileyim notlar için ayrı cursor doldurabilirsiniz. Bu sınıfta 2-3 farklı loader olduğunda hangisinin hangisi olduğunu ayıklamak için buraya bir id yani bir integer değer yazmanız gerekiyor. 5 yazdım. Daha sonra bu sınıflara çünkü init loader metodu burada çalıştığı anda ne yapacak arkadaşlar? Benim buradaki onCreate loader metodum tetiklenecek. Buraya buradan veri göndermek istediğinizde bundle kullanabilirsiniz. Benim öyle bir isteğim yok. Null dedim. Ve son olarak da bu callback metotlarını yani tetiklenecek metotları nasıl yapacağız? Buraya direkt olarak bu sınıfı gösteriyoruz. Yani bu sınıf bu callback'leri implemente ettiğini söylüyoruz. Bunlar da burada mevcut. Yani bu callback metotları için bu sınıfa bakman yeterli demek için buradaki this'i yazdık. Şimdi burada loader'ı başlattığım an ne oluyor demiştik? Buradaki onCreate loader
tetikleniyor. Yani loader'ın, bizim cursor loader'ımızın dolduğu metot. Burada benim veri tabanına gidip bu cursor'ı verilerle doldurmam lazım. Bunun için işte content provider'lar, content resolver'lar kullanıyorduk hatırlarsanız. Buraya geldim. Eğer dedim, if buraya gelen bu id, bana parametre olarak gelen id eşit eşit 5 ise, 5 şu yukarıda verdiğim değerin ta kendisi. Yani aslında bu adam ne yapmak istiyor? Kategori verilerini elde etmek istiyor. Burada bir cursor loader sınıfı nesnesi kullanabiliriz. Loader deyip new cursor loader diyelim. Çünkü gördüğünüz gibi geriye bir loader nesnesi bekliyor. Şöyle açık açık yazalım. Context istiyormuş, URI istiyormuş, projection istiyormuş. Yani normal bir query metoduna gönderdiğimiz parametrelerden bir farkı yok. O zaman bunu buraya yazmayacağım hiç. Yani bana o zaman bir string projection. Projection neydi peki? Veri tabanından çekmek istediğiniz verilerin sütun adlarını tutan yapıydı. Kategoriler için şöyle kategori entry nokta column id istiyorum. Aynı şekilde kategori entry nokta column kategori, yani kategorinin içeriğini projection'da istiyorum. Sonra return diyorum. New cursor loader. Buraya da bunları yazıyorum. Context olarak this. URI olarak ne yazacağım arkadaşlar? Not defterim. Contract. Nerede? Contract. Not defterim. Contract. Çünkü bütün sabitlerim buradaydı. Nokta diyorum. Kategori entry. Çünkü kategori tablosunu oluşturmak istiyorum. Nokta deyip content URI'ını yazdım. Daha sonra bu URI üzerinde yapılacak işlemlerden çekmek istediğim verileri tutan projection istiyor benden. Projection dedim. Herhangi bir selection arş kısmı yapmıyoruz. Direkt bütün kategorilerin getirilmesini istiyoruz. Null, null, null. Loader'ım ilk çalıştırıldığında buradan veri tabanına bu sayede gidecek. Verileri, bütün kategorileri getirecek ve benim buradaki loader'ım dolacak. Ve gördüğünüz gibi onload finish diye bir şey yapmışız. Yani buradaki bu loading işlemi, yüklenme işlemi bittiğinde bu metot tetikleniyor. Buraya da gelip yukarıda tanımladım. Niye yukarıda tanımladığımı da anlamışsınızdır burada. Adaptörü burada da initialize etmeme rağmen şunu en yukarıya yazdım ki diğer metotların içinden de erişebilmek için. Daha sonra bir swap cursor diye bir metodumuz vardı. Bunun içine bu yeni, yani şurada oluşturulan bu cursor'ı, şurada data diye bana parametre olarak gelen bu cursor'ı buraya gönderiyorum. Yani aslında benim kategori aktivitim ilk çalıştırıldığında cursor'ım boş. Benim listemde bu cursor var. Ama daha sonra işte bu hemen initialize ediliyor. Burada create çalıştırılıyor ve buradan sonra da bu yüklenme işlemi burada bitiyor ya. İşte bu buradaki yüklenme işlemi bittikten sonra diyorum ki var olan o boş listeyi burada gelen bu cursor'la doldur. Yine aynı şekilde bu on load reset durumunda da adaptörümüzün swap cursor'ını null yapıyoruz. Ola ki veri tabanıyla ilgili bağlantı koptuğunda içindeki cursor, yani içinde tutulan veriler sıfırlansın diye. Bunları yaptığımda ne olacak? Veri tabanından benim kategorileri alıp list view'umda görüyor olmam lazım. Bir bakalım bir hatamız falan var mı? Uygulamam açıldı. Şimdi öncelikle kategorilere gitmeden önce şu an için içinde bir herhangi bir veri olmadığı için test kategorileri oluştur diyorum. Ve de kategoriler ekranına gidiyorum. Ve gördüğünüz gibi kategorilerim veri tabanına yazılmış ve benim buradaki list view'umda gösteriliyor. İlk adımı yaptık. Giderseniz bir sonraki derste yeni kategori kaydedip bu listenin yenilenmesini ve silme işlemlerini yapalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.